Son Mühür ekranlarında gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Bir konuğumuzu uğurladık, diğer konuğumuz bizimle birlikte stüdyomuzda. Aslında artık konuğumuz değil, o da bizim bir ekip arkadaşımız. Kardiyoloji uzmanı Doktor Taha Okan bizimle. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız Ayşegül Hanım? Teşekkür ederim, iyiyim, sizi sormalı. İyiyiz. Sağlığımız yerinde artık ülkede, sağlığınız yerindeyse, sevdiklerinizin sağlığı yerindeyse çok şükür deyip hayata devam etmek lazım. Değil mi? Bu hafta çok hızlı akan, gündemi çok hızlı akan bir hafta. Özellikle ekonomi. Gerçi çok uzun zamandır konuşuyoruz ama dövizdeki ciddi hareketlilik, yükselişin önüne geçilemeyişi, ardından siyasi partiler arasında hızlı bir muhalefette bir trafik oluşması, Cumhurbaşkanı Merkez Bankası ile görüştü, diğer partiler muhalefet birbiriyle ardı ardına görüşmeler yaptı, hızlı bir yükseliş var, satışlar durduruldu, döviz alım satımları durduruldu, yani Türkiye'de bir şeyler oldu. Dün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir görüşmesiyle biraz ateşi düştü. Sanki 5'te 5 ekonomi mi oldu? Bu 5. yayınımız bizim sizinle. Evet. Konuşmaya da devam edeceğiz. Öyle görünüyor. Şimdi net olan bir şey var Türkiye'de. İnsanlar pozisyon alabilecek kabiliyette değiller. Hani bu ticaret açısından, ticaret erbabı açısından çok önemli bir şey. Fiyatlayamıyorsunuz. Şu an dolar ne? Yarın ne olacak? Merkez Bankası nasıl bir faiz politikası izleyecek? Kimse bir hayali yok bu konuyla ilgili. Şimdi siz 2 ay sonrasında bir imalat sözü veriyorsunuz. O imalatı neyle yapacaksınız? Ham maddeyle yapacaksınız. Ham maddeyi neyle alacaksınız? Türkiye büyük oranda dışa bağımlı bu konuda maalesef. Keşke böyle olmasa. O yüzden şu an imalat sektöründe de problem var. Arkadaşlar fiyatlarlarken herhalde doları 14 lira, euroyu 16 lira falan fiyatlayıp fiyat verebiliyorlardır. Bu böyle bir durum. Şimdi her şeyin başlangıcı, ben size ilk yayınımızda da söylemiştim. Türkiye'de Merkez Bankası bağımsız bir kurum. Bağımsız bir kurum olmalı. Aslında Merkez Bankası'nın görev tanımı içerisindeki en temel görevi de Türk lirasının değerini korumak. Şimdi Türk lirası bizim sadece kendi aramızda hizmet alım satımı yaptığımız, günlük hayatımızı, gereksinimlerimizi karşılamak için kullandığımız para değil. Bunun bir milli değeri var. Milli servet. Bununla siz kazanılan bu parayla dışarıdan da bir şeyler alabilmelisiniz ki zaten şu an Türkiye'de üretici de olsanız, tüketici de olsanız aldığınız ürünlerin büyük bölümü yurt dışından ithal olarak geliyor. Ben bu noktada bir kere hükümetle devleti birbirinden ayrıştırmak lazım. Ben muhafazakar seçmen kitlesinin, özellikle milliyetçi seçmen kitlesinin devletle hükümet konusunda bir algı hatası olduğunu düşünüyorum. Hükümetler gelip geçicidir. Baki olan devletimizdir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yürekten bağlıyız. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bayrağı ay yıldızı al bayraktır. Ulusal marşı da İstiklal Marşı'dır. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Bu konuda hiçbir tartışma da yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 1923'ten beri 30 tane, 40 tane, kaç tane olduğunu bilmiyorum, hükümet yönetmiştir. Biri gelir, biri gider. Bizim asıl olan bağlılığımız hükümetimize değil, devletimizedir. Bu noktada devletle hükümet birbirinden de ayrışabilir. Bakın Osmanlı bir devletti. Şimdi yanlış bir benzetme olmasın ama Damat Ferit'in de bir hükümeti vardı. Her hükümet devletin yanındadır anlamına da gelmez bu. Ben dilerim ki Türkiye Cumhuriyeti'ni şu anda yöneten hükümet, Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini düşünerek kararlar alsın. Burada büyük sorumlulukları var. Eğer devletimizi yitirirsek, benim Filistinli çok arkadaşım oldu üniversitede. Afgan çok arkadaşım oldu yurt dışında gittiğim toplantılarda. Devletsizlik kötüdür Ayşegül Hanım. Cebinizde pasaportunuzun olmaması, siz bir Türkken Romanya pasaportuyla dolaşmak zorunda kalmanız, Filistinlisiniz, Mısır pasaportuyla dolaşıyorsunuz, Afgansınız, Libya pasaportuyla dolaşıyorsunuz. Böyle şeyler var dünyada. Allah devletimize zeval getirmesin. Allah devletimize zeval getirmesin. Tamam da bizim bağlılığımız devlete. Hükümet bu konuda da bir algı karışıklığı yaratıyor. Hükümeti hel eleştiri devlet düşmanlığı değildir. Hükümetimizle ilgili eğer biz bir şey söylüyorsak, bu yolunda değil diyorsak, devletimiz daha iyi olsun diye, o devletin sahibi olan halkımız, milletimiz de daha refah içerisinde yaşasın diye söylüyoruz. Ama şu anda öyle bir durum var ki siz herhangi bir eleştiri yaptığınızda sizi PKK ile yan yana koyuyorlar, dış güçlerle yan yana koyuyorlar, sizi terörist ilan. Ne demek ya? Bugün bu hükümete destek verme,
Bu Cumhuriyet hükümetine destek vermeyen en az %60 kitle var. Şimdi biz %60 destek vermiyoruz diye dış güçlerle mi hareket ediyoruz? Ben bunu kesinlikle reddediyorum ve kendime hakaret sayıyorum. Vergimi veriyorum. Bu devlet için vatanına, milletine bağlı iki tane çocuk yetiştirmeye çalışıyorum. Devletin tüm kurallarına, hukuk kurallarına riayet ediyorum. Hiçbir şekilde taşkınlığımız yok. Biz mi devlet düşmanıyız? Kusura bakmayın beyler. Bu artık daha fazla gitmez. Bu argümanlarla 20 yıl yol aldınız. Sorumluluklarınız var. Bu ülkeye karşı sorumluluklarınız var. Bu ülkenin halkına, milletine karşı sorumluluklarınız var. Bir numaralı sorumluluğunuz da bu ülke insanlarının karnının yarın nasıl doyacağını düşünmeden yaşaması. Hayat hakkı. Şimdi özgürlükleri, eğitim hakkı, barınma hakkı. Bakın bunlar en az güvenlik kadar önemlidir. Güvenlikçi politikalarla özgürlükçü politikaları kefe kefeye getirmeniz lazım. Hükümetimiz 2016 yılından beri, haksız da değil, 15 Temmuz kalkışması vesairese bir takım haklı gerekçeleri de var bakın. Her şey yanlıştır da demiyorum. Güvenlikçi politikaları çok öncelediği için hukuk, demokrasi, adalet, insan hakları bunlar hep ikinci plana itildi. Bunlar ikinci plana itilince de dolar 3 liradan oldu 12 lira. Bakın Gezi olaylarında dolar 8 kuruş artmıştı. Gezi olaylarında o dolar 8 kuruş arttığında herkese vatan haini dediler. Bakın gördünüz mü doları dediler. Bu pazartesi %15 değer kaybetti Türk lirası dolar karşısında. Nasıl olacak bu iş? O zaman bu işleri yapanlar vatan hainiydi. Merkez Bankası müdahale etmedi. Bu mu vatanseverlik, yurtseverlik? Ve Merkez Bankası dalga geçer gibi dalgalı serbest kur rejimine geçtik. Büyük dalgalanmalar olmadıkça Merkez Bankası müdahale etmeyecek dedi. %15 beyler ya. Büyük dalgalanmadan anladığınız nedir? Dolar 35 lira, euro 50 lira olduğunda mı büyük dalgalanmadan söz edeceğiz? Sayın Cumhurbaşkanı bakın yine yanlış yönlendiriliyor, yine aldatılıyor. Milletim ve Rabbim beni affetsin, aldatıldım deyip 3 gün sonra konuşacak. Ben bir yurtsever olarak, devletini, milletini çok seven bir insan olarak ve bakın devletinin başındaki Cumhurbaşkanını, Türk Devleti'nin Cumhurbaşkanı olduğu için saygı duyan bir birey olarak buradan uyarıyorum. Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanım, bakın sade bir vatandaş olarak size söylüyorum. İnandırıldığınız şey şu, bir dakika içerisinde özetleyeyim size. Faizler düşecek, faizler düştüğü için Türk lirası yatırıma gidecek, insanlar kredi alacak, üretecekler. Dolar yüksek olduğu için Türkiye'deki işçilik maliyetleri düşecek. Çin, Covid vesaireden dolayı kara koyun olduğu için bütün Avrupa'nın ve Amerika'nın tedarikçisi durumuna gelecek. Türkiye'de işsizlik azalacak. Bu ucuz emekle biz çok iş yapacağız, ihracat yapacağız ve cari açığımızı kapatacağız efendim diyorlar danışmanlarınız. Ama dünya o dünya değil artık. Bakın size iki tane şey söyleyeceğim. Bir, biz Çin ve Hindistan olamayız. Neden olamayız? Çin ve Hindistan özellikle ham maddede dışa bağımlı değil Türkiye gibi. Bizim yapacağımız ihracatın asgari %85'i ithalat kaynaklı. Demirinizi ithal ediyorsunuz, çeliğinizi ithal ediyorsunuz, bir yığın maden ithal ediyorsunuz, ara kademe ürün ithal ediyorsunuz, televizyon yapıyorsunuz, çipini ithal ediyorsunuz, ekranın kartını ithal ediyorsunuz, her şeyi ithal ediyorsunuz. Siz burada sadece montajını yapıyorsunuz, bunu koyuyorsunuz, üstüne bunu koyuyorsunuz, bitti gitti. Siz aslında emeğinizi satıyorsunuz. Şu anda bu böyle. Sadece emek satıyoruz. Bu yüksek kurla Türkiye cari açığını istenli ölçüde kapatamaz. Ve insanların dolar bazında asgari ücretlerinin düşmesi insanları yoksullaştırır. Siz sadece paralı kölelik haline getirmiş olursunuz. Sayın Cumhurbaşkanım, bir şey daha söylemek istiyorum size buradan. Artık ucuz emek devri de bitiyor dünyada. Bu Endüstri 5.0 lafları var ya, bu ne demek? Birbiriyle haberleşebilen makineler. Avrupa'da karanlık, ışıksız fabrikalar diyorlar bunlara. Sadece robotik kollarla yapılıyor bu işler. Bakın Tesla son fabrikasını nereye yaptı, en büyük fabrikasını? Berlin'e yaptı, Almanya'ya yaptı. Almanya'da işçilik ucuz mu? O hikaye de bitti. Biz bu yolla çıkış bulamayız. Milli paramızı değerlendirmeliyiz. Üretim ekonomisine geçmeliyiz ama montaj değil. Kendimiz bir şeyler üretmeliyiz. Motorumuzu, pilimizi, çok güzel bir proje. Belki tutmaz o araba ama belki oradan biz pil yapma işinde dünya lideri olacağız.
Sayın Bayraktar'ın yaptığı İHA var, SİHA var. Güzel girişimler. Hani belki İHA ile SİHA ile lider olamayacaksın. Ama İHA'nın, SİHA'nın kamera sistemlerinde lider olabilirsen dünyada bunun tedariğini yapacaksın. Hı hı. Artık bizim teknolojiye yatırım yapıp yükte hafif, pahada ağır şeyler üretmemiz gerekiyor. Ve emeğimizi satarak, emeğimizi ucuzlatarak ekonomimizi düze çıkaracağız. Bugün için geçerli bir sav değil. Bakın 5 yıl sonra bunlar olmayacak. Türkiye gibi ülkelere sadece Avrupa'da, Amerika'da yapmak istemedikleri, insan sağlığına tehdit eden, çevreyi tehdit eden işleri verecekler. Ne gibi? Aliağa gemi söküm gibi. Gemi söküm işi bir Hindistan'da oluyor Türkiye'de, bir de İzmir'de oluyor. Neden oluyor? Bu kadar güzel bir iş olsa bize bırakırlar mıydı bunu? Hayır. Eski gemiler asbest dolu arkadaşlar. Aliağa Körfezi'ne bugün zırı zırı asbest takıyoruz biz. Göreceksiniz 5 yıl sonra, 10 yıl sonra gemi sökümde çalışan insanlar asbestoza bağlı akciğer kanseri olacaklar. Meslek hastalığı olacak. Bizim şu an için emeğimizi ucuzlatarak alabileceğimiz tek şey ucuz kanser olur. Arz ettim efendim. Şimdi grup toplantısında yaşanan bu dövizdeki gelişmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merkezin aldığı karardan mutluyum açıklaması vardı. Ardından dış güçlere dikkat çekti ve milli bir kurtuluş savaşı içerisindeyiz dedi ki bu siyasette tam gaz bir tartışma olarak sürüyor şu anda. Nur içinde yatsın. Mehmet Akif Ersoy'un söylediği çok güzel bir söz vardır. Allah bu millete bir daha istiklal maaşı yazdırmasın. Bunlar tehlikeli laflar. Kurtuluş savaşı dediğiniz zaman hele de bunu devletinizi temsil eden en yüksek ağızdan dillendirdiğiniz zaman dünyada bunun algısı ne demek? Biz ekonomik olarak tükendik, bittik, yokuz. Milletçe yok oluyoruz. Nasıl 1920'de işgal altındaysak fabrikalarımıza girilmiş, ordularımız dağıtılmış, limanlarımız işgal edilmiş. Bu anlama gelir bu. Böyle miyiz biz? Bunu piyasa nasıl okudu? Aldı doları %15 değerlendirdi. Ekonomik kurtuluş savaşı lafı hiç güzel bir laf değil. Ekonomik kurtuluş savaşı lafını bundan bir dönem önce, 27-28 sene önce de Tansu Çiller kullanmıştı, hatırlar mısınız? O ekonomik kurtuluş savaşı hem Türk ekonomisini çökertmişti, hem 28 Şubat'ı getirmişti peşi sıra. Ondan sonra da bu 2002'de bu iktidarın iktidar olmasını sağlamıştı. Bakın bu kurtuluş savaşı lafı, ekonomik kurtuluş savaşı lafı bir takım zincirleme reaksiyonlara sebep olacak. Ve şu an bizim öngöremediğimiz Türkiye'de bambaşka sosyal ve siyasi gelişmelere sebep olacak. Belki hiç düşünmediğimiz bir aktör Türkiye'nin 10 yıl 15 yıl Cumhurbaşkanı olacak. Bir başka partinin önü açılacak. Bu aynı 1994 krizinin aynısı. Hmm. Bakın reel faiz diye bir şey var Ayşegül Hanım. Reel faiz eşittir, faiz eksi enflasyon. Ekonomide böyle tanımlanıyor. Sizin faiziniz %20, enflasyonunuz %15, reel faiz %5 demektir. Bu koşullarda insanlar gelir, sizin paranıza güvenirler, bankalara para yatırırlar. Değil mi? Hmm. Böyle olur bu iş. Peki şu an Türkiye'de banka faizi ne kadar? %15. 14'e düşeceği düşünülüyor önümüzdeki ay. Bilinen resmi enflasyon ne? %20. Eğer üretici enflasyonuna giderseniz %40'larda bu. Şimdi 15-20 ne yapar? -5 yapar. Türkiye'de -5 faiz var. Siz bankaya paranızı götüreceksiniz 100 lira. Bir yıl sonra geri alacaksınız 95 lira. Yapar mısınız bunu? Mantıklı değil. Kim güvenir milli paraya o zaman? O zaman ne olur? Alternatif yatırım araçlarına yönelir para. Bugün ben bilmiyorum, Bankacılık Denetleme Kurulu'nun ve Bankalar Birliği'nin toplantısı var bugün. Evet, Merkez bugün Bankası Başkanı da galiba orada olacak. Açıklarlar, eğer bu yüksek kurdan doları, euroyu borcu olan pozisyon açığını kapatmaya çalışan şirketler alıyorsa çok üzülmem. Ama gidip Ayşe teyze, Ayşegül Hanım, doktor ta elindeki 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira para erimesin diye gidip yastık altına dolar istifliyorsa o kötü bir şey. Bu ne demek? Kimse götürüp bankasına, milli bankasına güvenip para vermiyor. Gidiyor 3 kuruşluk birikimini altına çeviriyor, dolara çeviriyor bilmem ne. Şimdi başka bir şaya var. Aman dolarlarımızı ev alalım. Böyle bir şey olur mu ya? Burası devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti. Burası Libya mı? Kabile devleti mi? Merkez Bankası var, bankaları var, bankacılık üst kurulu var, hukuk var. Biz bunları savunmaya devam edersek
Dolarla euro değer kaybeder, Türk lirası değer kazanır. Ha bu koşullarda FED faiz artırımına gidecek. Hı hı. Yani dolara Amerikan Merkez Bankası daha fazla faiz verecek. Bu ne demek? Doları geri topluyor ülkesine. Dolar çağırıyor. Buralarda dolar daha da kıymetlenecek. Siz Amerika'nın dolara daha yüksek faiz verdiği bir ortamda kendi paranıza eğer faiz vermezseniz zaten paranızın değersizleşmesini kabul ediyorsunuz demektir. Bu artık ekonomik bir hata değil, ekonomik bir tercih. Az önce Sayın Cumhurbaşkanıma dilimin döndüğünce bir çağrıda bulundum burada biliyorsunuz. Bundan dolayı söylüyorum. Bu bir tercih artık. Hata değil. Ve bu tercih yanlış kullandırılıyor bu ülkeye. Yarın ben size şunu söyleyeceğim. Makroekonomik göstergeler düzelebilir. Olabilir. Şu an yapılmaya çalışılan şey üretimi artırıp işsizliği azaltıp ucuz emekle cari açığı kapatmak. Zaten ve seçimlere böyle gitmek. Daha da aşağı inecek. Geçen zaten gün çok kötü yazıyor. Türkiye gazetesi geldi. Radyo televizyonunda bir haber spikeri asgari ücret 220 dolarlara düştü. 300 dolara yakındı. Artık Türkiye üretim cenneti olacak diye müjdeli haber veriyordu ya. Ayıptır, yapmayın. Ayıptır. 200 ya bakın bugün bir doktorun aldığı maaş 1000 doların altına düşmüş durumda. Bu ülkede Gürcü bakıcılar vardı, temizlikçiler vardı, gelip evlerde çalışırlardı. Bu insanlar 700 dolar civarında maaş alırdı. Bizim gibi küçük çocuk büyütenler iyi bilir. Herkesin evinde bir dönem çalışmıştır Gürcü, Türkmen, Kırgız. 700 dolar maaş alırlardı. Bugün 700 dolar düşmüş kurla 8500 lira yapıyor. Bu iyi düzey bir devlet memuru maaşı. Ne olacak arkadaşlar? Yani bizim insanlarımız, Türkiye'deki eczacılar, doktorlar, avukatlar, mühendisler, öğretmenler, veterinerler, üniversite okumuş bütün çocuklarımızdan bahsediyorum. Gidip İtalya'da hasta mı bakacaklar, çocuk mu bakacaklar? Türkiye yeni Gürcistan mı olacak? Bakın yurt nedir biliyor musunuz Ayşegül Hanım? Yurt nedir? Yurt vatan değildir. Yurt öz Türkçe, o obadaki çadır demektir. Yurt Türk'ün evidir. Biz öyle biliriz bunu. Bakın, İslamcılar, sizin için de Ehl-i Beyt diyeceğim. Ehl-i Beyt de evin içi demektir. Kendi evinizin içi. Kendi evinizin içine bakın. Size siyasetçi, AKP'li siyasetçinin, CHP'li siyasetçinin, İYİ Partili siyasetçinin, HDP'linin, MHP'linin ne dediğine bakmayın. Neticede ben de kıyısından köşesinden siyaset yapıyorum. Her ne kadar hedefim yok desem de. Dinlemeyin siyasetçileri. Evinizin içine bakın. Yurdunuza bakın. Türkler yurdunuza bakın. İslamcılar ehli beytinize bakın. Bir, evinize kaç kilo et alabiliyorsunuz? Et yiyor musunuz? Bu çok önemli. İki, çocuklarınıza meyve alabiliyor musunuz? Üç, çocuğunuza düzgün bir eğitim verebiliyor musunuz? Dört, eğitim alan çocuğunuz üniversite kazandığında barınma ihtiyacını karşılayabiliyor musunuz? Beş, yarın yolda giderken ayağınızı kırsanız, iki ay çalışamasanız, İki ay evinizi döndürebilecek kadar kenarda paranız var mı? Var mı arkadaşlar? Bunu bakın, hiçbir siyasetçinin ne dediğine bakmayın. AKP'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi, tüm Türkiye yurttaşlarına söylüyorum. Evinizin içinde durumunuz nasıl? Karnınızı rahat doyuruyor musunuz? Kış geldi. Bakın, kış geldi, ısınma bedelleri var. Faiz sebep, enflasyon sonuçtu ya. Ben de diyorum ki, palto sebep, kış sonuçtur. Paltoları giydik, kış geliyor. O zaman öyle mi olacak bu iş? Bakın, ısınma giderlerinizi karşılayabilecek misiniz? Evinizin içinde yaşam standardınız nedir? Orta direkt, bu sene yaz tatiline gidebilecek misiniz? Gidip bir otelde kalabilecek misiniz? Tarih öğretmeni Ayşe teyze, Mehmet dayı, her gün anlatıyorsun, anlattın, emekli oldun. Gidip İstanbul'da Topkapı Sarayı'nı dolaşabilecek misin bu yaz? Sen gidemeyeceksin ama Japon gidecek oraya. Gidecek. Ayasofya açıldı. İbadet ediliyor. Çok sevindi herkes. Sevinin arkadaşlar. Bir sakıncası yok. Ne güzel. İbadet etmek, Allah'a inanmak güzel şeydir. Bir kere eğer gerçekten bunları yapıyorsanız kötülüklerden uzak durursunuz. Erzurum'daki İbrahim kardeşim, İstanbul'a gidip Ayasofya'da yatsı namazı kılabilecek misin? Yapabilecek misin bunu? Sen bunu yapamayacaksın ama Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen İbrahim bunu yapacak. Siz kendi ülkenizin güzelliklerini gezebilecek misiniz, yaşayabilecek misiniz?
İzmir'de yaşıyorsunuz. Hayatınızda hiç Çeşme'de denize girdiniz mi? İstanbul'dasınız. İstanbul'da işçilik yapıyorsunuz. Hayatınızda Şile ormanlarına bir kere gidip piknik yapabildiniz mi? Yaşamak demek nefes alıp vermek demek değildir. Yaşamak demek hayatı güzellikleriyle, sevdiklerinizle paylaşabilmek demektir. E arkadaş, sen bunları yapamıyorsan, sadece karnını doyuruyorsan, bunu orta çağda serfler de yapıyordu. Derebeyine ithal eden. Afrika'dan götürülüp Amerika'da çalıştırılan, Güney Amerika'da çalıştırılan kölelerin de karnı doyuyordu. Hem daha güzel doyuyordu. Çok çalışsınlar diye iyi bakıyorlardı onlara. Ne fark ediyor? Sizin seyahat özgürlüğünüz, haberleşme özgürlüğünüz, eğlence özgürlüğünüz kağıt üstünde var ama ekonomik olarak yok. Temel problem bu. Ben memleketim adına çok mutsuzum. Ve AK Partili kardeşlerim de aynı güçlükleri yaşıyor. Bugün dolar arttı. Ona bağlı olarak akaryakıta 1 liranın üzerinde zam geldi. Tabii. Farkı benzinlikten mi alıyorsun? Dün akşam Karşıyaka güzergahına giderken çok ciddi bir trafik. Tam orada Karşıyaka ayrımının kenarında bir benzin istasyonu vardır. Oradaki kuyruk yola taşmış, trafik oradan oluşuyormuş. Yani, İnanabiliyor musunuz? 60 litre alır en büyük depolu araç. Tam depoda olursanız 60 lira kar edersiniz. 60 lira. Ve bu bir kere olur. Bundan sonra hep bu paradan alacaksınız. Ama öngöremediği için bundan da şanslı. Çünkü yarın ne olacağı da belli değil. Değil. Ya da hiç olmasa ben bugün alayım ya diyor. Ya da ben hep 100 liralık alıyorum. Değil. Ya da kimileri öyle diyor. Dolarla mı mesela para kazanıyoruz? Mesela onda çok ciddi bir sıkıntı var. Fırıncılar ayakta. Ekmek fiyatlarında bir yükseliş söz konusu. İlaçlarda gerçi Sağlık Bakanlığı bir çalışma başlatmış demek galiba ama. İlaç şu an 4,5 lira euro kuru. Real kuru 13 liranın üzerinde. Şimdi ilaç firmaları, biz büyük devletiz, şöyleyiz böyleyiz, 80 milyon nüfusumuz var falan da baktığınızda bu çok uluslu şirketlerde Türkiye'deki satış payı %2'yi falan anca bulur ciro olarak. Şimdi sen burada 10 liraya ilaç veriyorsun, senin burada 10 liraya verdiğin ilaç Almanya'da 10 euroya satılıyor. Arada 13 kat fiyat farkı var ve bu sefer diyorlar ki bu yabancı şirketler, arkadaş sen Türkiye'de bu işi bu paraya yapabiliyorsan bizde de bu paraya yapamazsın. Ben Türkiye'yi de ortalamaya alırım. En düşük 5 ülkenin ortalamasından daha fazlasını sana vermem diyor. Yarın ne olacak? İlaç firmaları burada %2 ciro yapacağız diye Almanya'da 13'te birine mi ilaç verecek? İsviçre'de 20'de birine mi ilaç verecek? İlacı buraya vermeyecek. Bunlar temel insani gereksinim arkadaşlar. Ben demiyorum ki geçmişte olduğu gibi ülkemizi ilaç firmalarına soydurtalım. Ama adamların hakkını da verelim. Her şeyin bir ederi vardır. Şimdi un önemli bir şey. Bu hep önemli olmuş. Osmanlı zamanında da buğday İstanbul'a şeyden gelirmiş. Ukrayna'dan gelirmiş. Kırım'dan gelirmiş. Halk isyan etmesin diye sultanın en temel kaygılarından birisi aman İstanbul'a buğday sevkiyatında sorun olmasınmış. Çünkü çok temel bir şey. Biz ekmekle doyan milletiz. Millet eti yemiyor ki zaten. Evet. Ve elinde ekmeği var. Şimdi elinde ekmeği var. İnternetten o satış sitelerine giriyorsunuz. Un ve şeker bir paketten fazla alamıyorsunuz. Evet. Şöyle bir laf var. Bu ara çok kullanılır oldu bu farklı durumlar içinde. Bu dünyada insan kınadığı şeyi kendisi yaşamadan ölmezmiş. Bu 2. Dünya Savaşı dönemindeki karneye bağlanan temel gıda ürünleri ne yapacaklardı? Bütün dünya savaşta tedarik edemiyorsun. İnsanlara pasta börek mi çıkaracaklardı? Böyle bakabilmek lazımdı buna. Olumlamak değil ama gerçeklerle değerlendirmek. Yıllardır bu sağ muhafazakar siyasiler ekmek karneye bağlıydı, ülkede yağ yoktu, ülkede petrol yoktu, bilmem neydi deyip bu işin yıllarca amansetini yaptılar. Bakın şimdi Allah göstermesin o günleri görmeyelim. Yokluk çok tehlikeli bir şey, sokağa çıkamazsınız. Aç insan, hani açken sen değilsin evet. Diye bir reklam vardı. Açken kimse kendisi değildir. Aslında burada dün Akşener'in de gündemindeydi bir provokasyona gelmeyin çağrısı var son zamanlarda siyasilerden. Çünkü tam bu ekonomik gelişmelerin ardından sosyal medyada tabii daha çok gördük, haber kanallara çok yer vermediler ama farklı illerde ve ilçelerde İzmir'e dahil olmak üzere vatandaşların yürüyüşleri oldu. Amerikan Anayasası'nın
Çok basit bir anayasası vardır. 3 sayfa falandır. Temel hak ve hürriyetlerden bahseder. Sonra da birkaç tane böyle sonuna eklenmiş ekler vardır. Bunlardan birincisi birinci ek olarak geçer. Herkes, her Amerika Birleşik Devletleri yurttaşı şiddet içermedikçe toplu eylem ve protesto yapma hakkına sahiptir. Bakın bu kutsal bir hak, temel insan hakkı. Yalnız bizim ülkemizde bu işler provoke edilmeye çok müsait. Provoke edilmenin dışında iktidar tarafından demagojisinin yapılmasına da çok müsait. Şimdi İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Tunceli'de bu tip protestolar olmasının bence hiçbir kıymeti yok. Önce onu söyleyeyim. Kişisel fikir bu tamamen. Hayır, İzmir Karşıyaka'da böyle bir protesto olmuş. Ya zaten %90'ı Karşıyaka'nın mevcut iktidardan mutlu değil. Bizim Karşıyaka'daki arkadaşlara desen ki hükümeti protesto edeceğiz. Dolar 5 lira olsa da yaparız. Yaparız. Aynı şey Beşiktaş'ta, Kadıköy'de çok önemli değil. Çankaya'da çok önemli değil. Bu ne zaman önemli hale gelir biliyor musunuz? Gerçekten bir anlam ifade eder. AKP'nin oy deposu olan, şu anki mevcut hükümetin oy deposu olan Bayburt gibi, Urfa gibi, Kayseri gibi, Konya gibi illerimizde eğer yurttaş bu anlamda bir şekilde protesto eylemleri yapmaya başlarsa bunun şeyi çok büyük olur, yankısı çok büyük olur. Bunun dışında ben benim gibi düşünen insanlara sakın sokağa çıkmayın diyorum. Bir tane oyumuz var. O bir oyumuzu da yurdumuzu, milletimizi severek gidip kullanacağız zamanı geldiğinde. Buralarda fikrimizi de ifade etmeye çalışıyoruz şiddet içermeden. Bugün için İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da insanların sokağa çıkması ikinci gezi gibi algılanacak. Ve mevcut hükümet, bakın gördünüz mü? Biz aslında her şeyi çok güzel yapacaktık. Eğer siz sokağa çıkmasaydınız dolar 7 lira olacaktı, 8 lira olacaktı deyip bunu da kullanacaklar. Ben şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da, Sayın Meral Akşener'in de sokağa çıkmayın söylemini doğru buluyorum. Ha, onlar nereye kadar tutabilirler? Ya da hükümet eğer bunu istemiyorsa kolluk kuvvetlerini kullanarak nereye kadar yapabilir? İnşallah ülke karışmasın. Böyle şeyler olmasın. Dolar 7 lira 8 lira olsun. Şimdi sokağa çıksak, olaylar çıksa dolar düşecek mi? Türkiye'nin sorunu şu an yapısal. Algılarla yönetilemeyecek boyutta ve Merkez Bankası da ben artık bu oyunda yokum dedi zaten açık açık. Bundan sonrası için ülkeyi güzel günler bekliyor demeyi çok arzu ederdim. Ama bu ülkeyi ivedilikle bir seçim bekliyor. Ama bu Cumhurbaşkanı görünüyor. Salı günü cevap verdi galiba. Erken seçim yok. Şimdi aklı başında herhangi bir iktidar, AKP iktidarı için demiyorum, Uganda'da olsun, bambaşka bir yerde. Ekonomik koşullar böyleyken seçime gider mi? Gidemez. Ya bu hükümetin alacağı bir erken seçim kararı değil. Ama eğer yurttaş bunu talep ederse ve muhalefet bunu olması gerektiği şekilde dillendirmeyi başarabilirse ülkenin hemen seçime gitmesi gerekiyor. Ben erken seçimin hemen olması gerektiğine inananlardanım. Çünkü bu ülkede Sayın Berat Albayrak'ın Ekonomi Bakanlığı'ndan ayrılıp Lütfi Elvan'ın ekonominin başına geldiği dönemde dolar birkaç gün içerisinde %10-15 değer kaybetti. %20 değer kaybetti. Ve uzunca bir süre 8 liradan falan seyretti. Bakın Türkiye'de hukuka saygı olacağına düşünülen, dünyadan kopmayacağına düşünülen, Türkiye'de insan hak ve özgürlüklerine saygı gösterileceğine ve bu S-300'lü bilmem neydi, ıvırdı zıvırdı NATO ile Rusya arasında hani bir gün burada oynayayım, bir gün orada oynayayım politikasından çıkacağına vaat eden bir iktidarın gelmesi algıyı hemen olumluya çevirir. Türkiye zengin bir ülke. Hani ülkenin bireysel menfaatlerle yönetilmeyeceğine, toplumun menfaatleriyle ve dünyanın beklentileriyle yönetileceğini düşünen bir iktidarın Türkiye'de iş başına gelmesi sorunu %50 çözer. Ha %50 de o yeni gelecek iktidarın ekonomik olarak bu ülkeyi iyi yönetecek kadrolar iş başına getirmesine bağlı. Ben mesela bu ikili görüşmeleri doğru bulmuyorum. Hani Kemal Bey Meral Hanım'a gidiyor. Meral Hanım Deva Partisi ile bir araya geliyor. Bunlar aslında geniş tabanlı uzlaşı yaratmak adına güzel hareketler. Ama herkesin bir arada olması lazım. Bu ikili görüşmeler yerine bu Millet İttifakı bileşenlerinin
Demokrat Parti dahil bir araya gelip ortak seçim çağrısı yapması lazım. Ve bence bu işte Mersin'de Kemal Bey miting yapıyor, Denizli'de Meral Hanım miting yapıyor. Bunun yerine toplu mitinglerin yapılması lazım. Verilmek istenen mesaj basit. 7-8 lider bir araya gelecekler. Biz bu ülkenin gerçekten bekası için, gerçek beka, bu ülkenin insanların menfaati için beklentisi olarak bir araya geldik. Seçim talep ediyoruz. Aramızdan birisi başkan olacak. Eşitler arasında birinci olacak. Diğerleri de başkan yardımcısı olacak. Ekonominin başına çok güvendiğimiz birisini getireceğiz. Bu getirdiğimiz arkadaşımızın yanında da Türkiye'de herkesin ismini bildiği, dünya finans çevrelerinde saygınlığı olan bankacılardan, öğretim elemanlarından saygın teknokrat bir ekip olacak. Bugünden bunun mesajını verecek. Artık Türkiye'de sorunu tanımamaya gerek yok. Zaten bakkala gittiğinizde sorunu görüyorsunuz. Artık vakit çözüm üretme zamanı. Bence muhalefetin topyekun bir arada hareket etmesi lazım. Mitingleri bir arada yapması lazım. Ve iş başına geldiklerindeki görev bölümlerini de şimdiden ilan etmesi lazım. Ha, somut bir şeyler olması lazım. Olması lazım. Bu da bence gerçekleştirilebilir. Bunun ön çalışması hani ikili üçlü görüşmelerle yürüyor. Buna karşılık da eğer onlar bunu yaparsa, erken seçimle ülkeyi götüremeseler bile Cumhur İttifakı, iktidardaki şu an hükümetin daha hakkı başında bir ekonomik politika izlemesinin yolu açılmış olur. Bu arada süremizi doldurmuşuz. Her zamanki gibi açtık diyorsunuz. Evet, noktalayacağız. Yarın Cuma, Cuma günü depremzedelere konutları teslim edilecek. Yeri gelmişken aman dikkat, yarın hani buralarda işi olanlar varsa trafik konusunda uyarmak lazım. Depremzedeler güle güle otursunlar. Hani inşallah güzel, onların ihtiyaçlarına, taleplerine cevap veren evler yapılmıştır. Ha, bu noktada eğer bunu başardıysa hükümete de teşekkür ederiz. Hani Sezar'ın hakkı Sezar'a. Eğer yaptılarsa bunun için onlara da teşekkür etmeyi biliriz. Evet. Hani Cumhurbaşkanı gibi söylemek zorunda biliyoruz. Teşekkür edelim. Bu arada dün öğretmenler günüydü. Evet. Ben başta tabii baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk. Sonrasında hani ilk akla gelen Kubilay, son aklımıza gelen PKK'nın şehit ettiği öğretmenimiz Aybükü öğretmen gibi, hani bu ülke çağdaşlaşsın, bu ülkenin çocukları dünya çocukları kadar iyi eğitim alsın diye mücadele veren, canını ortaya koyan Atatürk'ün gerçek askerleri onlar. Tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Öğretmenler günleri kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz biz de. Ağzınıza sağlık diyoruz size. Teşekkürler. Evet, sevgili izleyenler, kardiyoloji uzmanı Doktor Orta Halkan bizimle birlikteydi. Gündemi konuştuk. Gündem malumunuz ekonomi üzerinden şekilleniyor. Siyasette de keza aynı şekilde yansımaları nasıl oluyor? Halka, ülkeye bundan sonraki süreçte neler yaşanabilir? Karşılıklı olarak değerlendirdik. Programı noktalamanın vakti geldi. Yarın saatleriniz 9'u gösterdiğinde yeniden merhaba diyebilmek ümidiyle hoşçakalın. Çekmece'de yeni bir müstakil yaşam. Hayat buna değer diyen Folkart imzasıyla. Aldığınız her nefese değer. Folkart Nefes İstanbul.